artık işin sonuna geldiğini hissediyordu. Mevzilerin arasında yürürken gördüğü askerler ve her şey giderek daha çok puslanıyordu. Boydan boya sakınmadan gidip geldiği siperler arasında beklediği mermi hala bir türlü gelip de ona rastlamıyordu. 27 yıldır mücadele edebilmek için bu mermi vınlamalarından sakınıp durmuştu. Artık hiç sakınmıyordu. Neden 19. mermi veya keskin bir şarapnel bu kadar kıskançtı? Sanki Allah bile şu anda şehit olmasını istemiyor gibiydi. Büyük bir teessür içindeydi. Zaferi olan isteğiyle ortaya çıkan bu olumsuz durumu bir türlü birbirine bağdaştıramıyordu. Duygu yoğunluğundan dolu dolu olmuş puslu gören gözlerle az önce ani bir hamleyle yanından ayrıldığı ve turunu atıp sonunda tekrar geri döndüğü kum torbalarının arkasındaki çukurlukta bulunan kurmay başkanı Şemsettin Bey'i gördü. O da tümen gözetleme yerindeki bu siperden dışarı fırlayıp tam kendisini içeri çekmek üzere kendisine doğru hamle yapıyordu ki Miralay Reşat Bey buna fırsat vermedi. Bir anda siperin içine atladı. Kurmay Başkanı Reşat Bey'in ellerini tutmuş, nasıl heyecanlandığını anlatıyor ve büyük bir heyecanla bir sürü şeyler anlatmaya çalışıyordu. Oysa Reşat Bey artık onu pek duyabilecek bir halde değildi. Etrafındaki sesler neredeyse tamamen durmuştu. Siperdeki, oradaki tabureye bedenini bir külçe gibi bırakınca diğer karargah zabitleri kendisini sakinleşip durumun düzeldiğini sandılar. Şiddeti devam eden muharebeden kopmamak için oradan tekrar görevlerine ayrıldılar. Fakat hepsi çok şaşkındı. Tümen kumandanları siperlerin arasında dakikalarca elini kolluğunu sallayarak gezmiş ve inanılmaz bir risk alıp adeta düşmanla alay etmişti. Gören herkesin aklında ise neden sorusu belirmişti. Askerlerin tamamı o siperin içine girince kendisi Reşat Bey girer girmez büyük bir ok çekmiş rahatlamışlardı. Reşat Bey'in muharebe şokuna girdiğini sananlar da vardı. Şimdi geçer diye yanında da bir karargah zabiti bırakılmıştı. Kurmay Başkanı da yanındaydı aslında o sırada. Ancak başkan yan taraftan siperlerdeki bir telefon sürekli çalmaya devam edince bulunduğu çukurdan ayrılıp o tarafa doğru telefona doğru yöneldi gitti. Siperlerin arasındaki karşılıklı ateş teatisi, patlama ve makinalı tüfek tarakaları artarak devam ediyor. Miralay Reşat Bey kararlılıkla tekrar ayağa kalktı. Ancak bu kez kum torbalarının arkasında ve siperin içindeydi. Pala bıyıklarını giderek solgunlaşan yüzünde iyice belirginleşerek ortaya çıkmıştı. Ayaktaki bu görünümüyle tekrar heybetli bir hal almış gibiydi. Yanında bırakılan karargah zabiti sevgili tümen kumandanının artık iyice kendine geldiğini sanmaya başlamıştı. Reşat Bey hemen oradaki bir evrakı aldı ve kararlı bir şekilde karargah zabitine uzattı. Bunu kurmay başkanına götürün dedi. Zabit önce bir şaşırdı, kuşkulandı ama Reşat Bey'in ısrarlı bakışları karşısında çaresiz selam verdi ve o çukurdan ayrılıp evrakı 20 adım mesafedeki yere götürmek üzere irtibak hendeğine atıverdi kendisini. Bir anda gözden kayboldu. Etrafta kimse kalmamıştı. Yalnızdı Reşat Bey. Bir türlü ulaşamadığı Çiğiltepe istikametine doğru gözücüğüyle şöyle bir baktı. İşte bak seni alamadım diyerek hırsla söylendi. Gözlerini kısmıştı. Ter içindeydi. Kalp atışının aşırı hızlandığını hissediyordu. Kalbi göğsünden çıkıp dışarı fırlayacak gibiydi. Mermi seslerini bile bastıracak kadar yüksek sesle güm güm diye atmaya başlamıştı kalbi. Oradaki sehpa üzerinden bir küçük kağıt parçasını aldı ve titreyen eliyle üzerine aceleyle "Muvaffakiyetsizlik beni hayatımdan bizar etti" yazdı. Katlayıp üst cebine koydu. Acaba suçlu muyum diyerek hala kendini yemeye devam ediyordu. Sahra telefonunun hemen yanındaki toprak sete doğru sendeleyerek ilerledi ve külçe gibi yere oturdu tekrar. Kendisini 100 yaşında gibi ihtiyar ve çok yorgun hissediyordu. Boynu adeta omuzlarının arasına çökmüş, kamburu iyice çıkmıştı. Yanık cildine rağmen yanakları biraz kırmızılaşmıştı, dalgınlaşmıştı. Yakınlarına düşüp toprağı havaya fışkırtan topçu mermi infilaklarını görüyor ama toprak çukurun içinde hiçbir ses duymuyordu. Artık bu ortamla işini bitirmişti. Ağzı çok kurumuştu. Sadece kalp atışlarının yüksek tempolu vuruşlarını duyuyordu. Hayatın anlamsızlığını düşündü. Peki ne yaptım ben bugüne kadar? Bugüne dek ne işe yaradım diye aklından geçiriverdi. Zihni adeta durmuştu. Kaşları, pala bıyıkları hatta dudaklarının uçları hep aşağıya düşüvermişti. Suratındaki o bedbaht çizgiler aşırı derinleşmişti. Görüşü de puslanmıştı.
Yine de sakin ve kararlı bir şekilde revolverini deri kılıfından çıkardı. Orozunu geri aldı. Şakağına dayadı. Tetiği istinada getirdi. Ve bir süre öylece bekledi. Sonra afkiler gibi güneşli ve masmavi gökyüzüne son kez baktı. İçinden son duasını etti. Gözlerini kapadı ve 27 yıllık vatan savunmasını ve 43 yıllık o çok çetin geçen, çok şerefli bir hayatı bir anda bitirecek şekilde hiç tereddütsüz tetiği çekiverdi. Olaydan hemen sonra orada bağıra çağıra bir koşuşturma başlamıştı. Siperin içinden feryatlar yükselmişti. Karargâhta çok büyük bir şok ve acı yaşanıyordu. Bu sonu hiç kimse tahmin edememişti. Sonra bir süre şaşkınlık oldu. Emir Komutayı Kurmay Başkanlığı'nın haber vermesi üzerine o saatlerde topçuların yanına gitmiş bulunan Tugay Kumandanı, Komutan Yardımcısı Tümen, Komutan Yardımcısı Kaymakam İbrahim Hakkı Bey koşup karargâha gelerek yarı şokta devraldı. O da çok perişan olmuştu. Korkunç haber kısa bir süre askerden gizlendi ve taarruz aynı şiddetle devam ettirildi. Saat 17.30'da Çiğiltepe ve üzerindeki siperler inatçı ve dünden beri takviyeler almış çok kuvvetli Yunan direnmesine rağmen 57. Tümen'in inatçı taarruzu tarafından Mehmetçiklerin bıkmadan yorulmadan yaptıkları o şiddetli taarruzun sonunda son bir hücumla en sonunda Çiğiltepe düştü. Çiğiltepe ele geçirildi. Sanki Reşat Bey'in hayata gözlerini yumması şanssızlıkların bitmesi için kafi sebepti. Çünkü aynı anda topçu mermileri bile daha henüz Tümen'e getirilebilmişti. Onu canı kadar seven, canı kadar çok seven zabitleri ve Mehmetçikleri olayı duyar duymaz naaşını büyük bir saygıyla en zirveye kadar hızla omuzlarında taşıdılar Çiğiltepe'nin. Hepsi tek bir sözüne canlarını vermeye hazır oldukları asil kumandanlarına gözyaşı döküyordu. Zirveden aşağı bakınca bir anda uzaklardaki tepsi gibi dümdüz gözüken, hala ara sıra patlama sesleri duyulan yer yer dumanların yükseldiği Sincanlı Ovası'nı gördüler. Silah arkadaşları hayattayken ne yazık ki bir türlü ulaşamadığı bu serin rüzgarlar esen ve sonradan adını alacağı zirve noktasına onun sanki ovayı görecekmiş gibi itinayla onu yan yatırarak yerleştirdiler. Orada bulunan bütün zabitler onun naaşı önünde düşmanı yakında denize dökeceklerine ant içerek Reşat Bey'in derin şarapnel yara izli Balkan Harbi'nden kalma pak alnını eğilip saygıyla öptüler. Pala bıyıklarıyla meşhur o heybetli çehresi biraz olsun rahatlamış gibiydi. Ela gözlerini hedefi gösterir gibi aşağıdaki ovaya dikmişti. Yaveri Selimoğlu Mülazım Refik Efendi başın ucunda. Ah be kumandanım, nasıl da kıydın kendine. Canına hiç değer miydi? Çok yazık oldu. Bak çok yazık yaptın. Bak geceye bile kalmadan zaten alıverecektik birkaç saat sonra şu Melun Tepe'yi. Keşke şu anı birlikte yaşayıp kutlayabilseydik ya diye hıçkıra hıçkıra dövünüyordu. Bir yandan da acaba mani olabilir miydim sorusu içini kemiriyor, gözyaşlarını bir türlü tutamıyordu. Yukarıdan bakınca aşağıda ve uzaklarda görünen Sincanlı Ovası insanda sanki birkaç adım atsalar ulaşabilirsin hissi yaratıyordu artık. Çiğiltepe ele geçmişti. Yani o büyük zafere artık o kadar çok yakınlaşmış durumdaydılar. Yunanlar denize dökülecekti. Reşat Bey o muhteşem manzarayı hayattayken ne yazık ki görememişti ama askerlerinin hepsi bu duygu içindeydi. Reşat Bey'e saatlerce kök söktüren o Yunanlar ise ateş etmeyi de bırakmış, kurtulabilenler can havliyle ovada serpilmiş kaçıp her tarafa doğru kaçmaya çalışıyorlardı. Silah arkadaşları itinayla yan yatırdıkları zirvede onu sert esen rüzgara bırakıp zafere hiç sevinememiş bir halde hala hıçkırıklarla ağlıyorlardı. Evet, hem resmi kaynaklarda hem de ailesinden hem de görgü tanıklarından aktardıklarından işte Büyük Taarruz'un 26 ve 27 Ağustos 1920 22 gecelerinde o iki gün boyunca Büyük Taarruz'un ilk iki günü böyle olmuştu.
Mustafa Kemal Paşa ise 4 Ekim 1922 günü Gazi Meclis'te milletin vekillerine yaptığı büyük zafer hakkında konulu konuşmasında şunları söylemişti. Efendiler, bu taarruz gününde en sol tarafta bir fırkamız, 57. fırka, taarruzlarını yöneltirken kuvvetlerini biraz birbirinden uzakça bulundurmuştu. Bu yüzden düşman üzerinde etkili bir sıkıştırma yapamıyordu. O fırkanın kumandanı Reşat Bey adında bir kişiydi. Bu kişiyi çok eskiden tanıyorum. Muş'ta beraber savaştık. Suriye'de çok savaşlar yaptık. Çok değerli bir askerdi. Kendisinin bana çok sevgisi ve güveni vardı. Telefonla sordum. Niçin hedefinize ulaşamadınız dedim. Cevap olarak dedi ki, yarım saat sonra bu hedeflere ulaşacağız. Halbuki yazık ki yarım saatte bu hedefler ele geçirilememişti. Tekrar sorduğum zaman telefonda Reşat Bey'in son bir ayrılış mektubunu okudular. Orada diyordu ki, yarım saat içinde size o mevzileri almak için söz verdiğim halde sözümü yapamamış olduğumdan dolayı yaşayamam. Bu örneği Reşat Bey'in o hareketini övmek için söylemiyorum. Doğal olarak öyle bir uygulama ve öyle bir hareket bizce kabule değer değildir. Yalnız ordumuzda zabitanın, kumandanların kendilerine verilen vazifeyi ifada ortaya koydukları can atmayı ve namus hissini göstermek isterim. Ama keşke o trajik olay hiç olmasaydı. Ve Reşat Bey, aksine yaşasaydı da Atatürk'ün o çetin ikinci süreç içinde Cumhuriyet devrimlerini yaparken de aynı sadakati ve desteğiyle onun yanında yer alsaydı diye düşündüğümde çok olur o muhteşem piyade zabitinin arkasında. Bizlere düşen ise evet o günleri hak etmektir. Başta Mustafa Kemal, Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran aziz gaziler ve şehitler, bugünümüze can ve kanlarıyla katkıda bulunanlar, rahat ve huzur içinde uyuyun. Zira alternatif tarih yaratmaya çalışanlar, gerçek milli tarihimizi bütün maddi manevi gayretleriyle unutturmak için ne kadar fazla çaba gösterirlerse göstersinler, sizleri unutmayanlar hala, evet hala o kadar çok ki. Teşekkür ederim.